Bu müdürlüğü Kartal Kaymakamlığı aynı şekilde 17 ve 18 maddeleriyle Türk Medeni Kanunu'nun 1020 maddesi uyarınca karşılanmak ve gizlilik esaslarına uyulmuştur. Kişiler isteklerinin doğrultusunda hareket ederler. Çolak ailesi, Bayburt Sosyal Güvenlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 9. maddesi gereği bilgileriniz gizlenmiştir varlık gizleyebilirsiniz, mal varlıklarınızı gizleyebilirsiniz. Ekranların altında görünen numaralardan canlı yayınımıza şu andan itibaren katılabilirsiniz. Ekranlarda görünen numaralardan birazdan ya canlı yayında numara almaya başlama. Hatta bir tane alalım. Bir tane alalım. Alo, Almanya. Alo. Merhabalar, canlı yayındasınız. Kimle görüşüyorum efendim? Ben Murat Duran. ben Murat Duran. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Ya, bir şey söyleyeceğim Murat de, Bey, de, 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 de. varlık gizlemelerle ilgili bilgilendirme alıyoruz genelde insanlardan. Lütfen siz de varlık gizlemelerle ilgili bizi arayın. Çünkü çok bir yoğunluk var. O yüzden Kılıç ailesinin de varlıklarını gizlediğini söyledik. Sıyı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden. Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü. Kim efendim Murat Bey kim? Çok özür dilerim. Evet. Tamam. Sağ olun sevgili yönetmenim dosyanız talep edilmiştir. Bakın sizlerden tek bir ricam var. Az önce Sayın Fatih Portakal bizimle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Ve biz almış olduğumuz o 36 yaşındaydım. Şu anda 45 yaşındayım. Yani 9 yıl önce Çalar Saat'te Fox TV'de Fatih Portakal'a konuk olmuştuk. Peki Fatih Portakal bize nasıl ulaştı? Biz Fatih Portakal'ı tanımayız. Ne bizim akrabamız olur, ne bir şeyimiz olur. Bir gün bir telefon geldi ve Fatih Portakal'ın e, babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Annesine maaş bağlanması gerekiyordu ve biz kendisinin işlemini İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tamamladık. Ve o kadar kısa sürede o işlemi bitirdik ki ve o kadar kısa sürede kendisine istemiş olduğu bilgilendirmeleri yaptık. Ve bakın ondan sonra bizi yayına aldı. Sayın Fatih Portakal bizimle ilgili görüşlerini nasıl dile getirdi? Bir dinleyelim tekrar. Günaydın diyelim bir kez daha sevgili izleyenler. İşte o çok meşhur adam Erhan Nacar yanımızda. Erhan hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk Fatih Erhan abi. Erhan Nacar bu karda kışta Ankara'dan arabasıyla yola çıktı. Bolu Dağı'nda biraz mahsur kaldı. Gözleri de kanlı bir şekilde geldi. Daha 36 yaşında ancak SGK'nın gerçekten kitabını yazabilecek kapasiteye, potansiyele sahip bir arkadaşımız. Şimdi hemen konuşacağız. Neleri konuşacağız? Bir hemen söyleyeyim sizlere. Genel Sağlık Sigortası öncelikli konumuz. İntibak. 5393'lerle ilgili yasa var mı diye soruyordunuz. Ankara'nın kurduğu yanımızda o cevabı verecek. Taşeron işçilerle ilgili taşeronluğu bitirecek yasa var mı yok mu? Basın mensuplarıyla ile ilgili o yıpranma var mı yok mu onu öğreneceğiz. Memur maaşları ile ilgili düzenleme, memurlar maaşlarını nasıl alacaklar, ne zaman alacaklar? Kıdem tazminatı yine soracağımız sorular arasında. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇yi ki varsın. Teşekkür i̇yi ki varsın. Bizleri Ben, biz çok teşekkür ediyoruz sana. Sevgili seyirciler, otomatik paylaşımında artık gizleme yapmak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı vekiller... Onların istemleri dışında bizi hareket ederlerse etsinler. Dava bile açabilirler. Bu saatten sonra bunu artık Allah'ım Allah'ım kahve mi getirdin? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, babacığım Gazi abi. Gazi dedim karıştırmayalım. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Bir gelir misin lütfen? Çok merak ediyorum. Ya babacığım bu şekil köpüklü nasıl yapabiliyorsun? Gayet güzel yapıyorum sizin için. İşten, işten yaptığım için böyle oluyor. Böyle sevgiyle mi? Sevgiyle Aşkla. Olur. Aynen. E o zaman ben de anımı seviyorum. Ben sevmiyorum mu oluyorsun ya o zaman? Yapamıyorum. Evet, yani. yani bunun bir püf noktası vardır. Püf noktası yok. Gayet normal. Her zaman seviyorum. Abi şu kokuya bakar mısın? Rahmetli afiyet. Mustafa Kemal Atatürk de Allah rahmet eylesin çok severdi Türk kahvesini. Evet, Allah razı olsun. Afiyet. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler. Biz kimseye efelik yapmıyoruz. Kimseye bazı tabirse getirmiştim bir saniye evet. Bakın lütfen sevgili yönetmeninden net çekmesini istiyorum. Lütfen. Lütfen. Tesbih. Kızmayın ben tesbih sadece böyle kullanıyorum. Kızmayın ama bakın kızmayın. Ben sadece ama bazıları böyle, böyle yapıyor bakın böyle yapıyor. Şimdi yüzümü mü versin sevgili yönetmenim? Evet. Efendim biz kimseye racon kesmiyoruz bakın. Beni yanlış anlamıyor. Racon. Ne olduğunu da bilmiyorum ama öyle bazen görüyorum konuşmalardan. Ben şimdi bu raconu beni takip eden var ya beni şu anda izleyenlere raconu kesiyorum. Ağızlarına da bant bağlamak için gidiyorum. Ben bu arada racon keserken siz de reklamların raconunu kesin. Görüşmek üzere.